Günaydın. Bugünkü dersimizde 9. sınıf fizik ile başlarız yeni ve e, son konumuza bu yıl için. Demek bu konumuzdur titreşimler daha doğrusu osilasyon ve ona göre ses dalgaları. Demek ses dalgaları, titreşimler, var. hayatımızda çok geniş yerlerde çok e, büyük sayıda vardır. Demek ne zaman deriz? İlk peşim Uh, titreşim açıklayalım nedir daha doğrusu burada demek titreşim ve osilasyon ne zaman değeceğim her bir defa düşünürüm aynı şeyin için ilk aynı şey sadece uh, değişik sözler kullanırız onları açıklamak için demek titreşimler der bir tip hareketler ne belli bir zaman içinde vardır tekrarlansın var kitabınızda açarsanız sayfa 80 82'de Nerede ne? açıklar ee, osilasyon nedir? Daha doğrusu osilasyonlar veya titreşimler. Demek e, burada vardır bir çeşit sonsuz sayıda örneklerimiz ne verebiliriz? Nerede ne? bir e, titreşim e, ile e, daha doğrusu bir titreşim nasıl oluşur? Ör bir örnektir titreşim için diyelim e, sağlanacak. Salınacak bir tevi vakit nasıl ne? sallanır? Sağ ve sola bir tevi vakit o hareket diyebiliriz biz ki tekrarlanır. Demek titreşimler daha doğrusu osilasyonlar der hareketler ne vardır tekrarlansın. Daha doğrusu onu ikas olarak Tekrarlanan zaman içinde tekrarlanan hareketleri titreşimli hareketler denir. Titreşimli hareketler denir. Daha doğrusu bu ara uh, titreşimli hareketler parantez içi yazayız. Osilasyonlar var. Uh, Osivasyon denir. Demek burada örnek olabilir de yalan bir gitara uh, bir gitar uh, telinin uh, sarsılması. Ne zaman ça uh, gitar çalır yok arasına ve aşağısına doğru hareket eder tel ve telin titremesi ile uh, elde edilir elde edilir. Ses. Diğer taraftan başka bir örnek olabilir. Kalp atışları. Örnek veyalan bizim kalbimiz normal durumda nasıl ne çalışır? Bir, belli bir periyot hep aynı uh, hareket eder demek. Atar, atar uh, daha doğrusu hareketler uh, oluşur. Uh, demek titreşimli hareketler çok geniş bir konudur ve biz bu konuda uh, demek bugün genel olarak açıklayacağız titreşimleri ve dalgaları. Uh, ama uh, ondan sonra bakayız daha tam olarak ses uh, ses ve ses dalgaları için daha spesifik olarak. Demek titreşimlerde uh, örnek eğer alırsanız bir çizgi tatay gelmez aklıma sizinle acaba ders yapmışım. Eğer çizgi tatay hep düz bir çizgi tatay. Hepten koyarsak köşesinde masanın ve çekersek sarsılsın vardır elde etsen belli bir ses. Genel olarak eğer ise metaldan çizgi tata çok daha kolay alır, a, yapılabilir. A, demek sarsılsın bir çeşit. Üfterelim aşağısına. Yok kırılsın çok. Demek a, düşünürsek böyle bir a, var ise bir masa diyelim. A, hem a, masadan çıkarırsak çizgi tatay biraz böyle dışarısına doğru. Hem a, etki edersek ona aşağısına doğru çekersek. Demek a, üftelersek böyle. Ee, em ne zamansavaız çizgi tatayı biraz vardır sarsa olsın görebilirsiniz resim sayfa 82'de Demek nasıl ne de sarsavayak ona göre vardır elde etsem belli bir ses ee, Burada görürüz ki titreşimler ve ses arasında vardır vardır bir bağlantı E şimdi titreşimlerde ne zaman açık varız Biz vardır burada değişik sözlerine kullanayız Onlardan biridir. Uh, frekans. Demek frekans bu durumda uh, der to, belli bir uh, cisim ne titrer diyelim telefonumu saçan çalar eğer ise yapık titresen daha doğrusu vibrasyon var eğer ise sağlık. Uh, ne zaman çalar telefon ne olur bir de vakit alır titresen belli bir zaman. Demek bu durumda o titreme ne olur? Der bayağı gideyim hızlı, hızlı bir şekilde olur titreme. Veya ben şimdi nasıl ne konuşurum? Ne olabilir bağırım fazla olabilir daha sessiz konuşayım. Nasıl ne değiştiririm sesimi, ben? Uh, ses şiddetimi mi diyeyim? Ona göre hem ses tellerinde bende değişir. Uh, değişir uh, titreşim sayısı. Demek titreşim sayısını biz genel olarak frekans ile uh, belli ederiz. Daha doğrusu frekansdır bir saniye içinde toplam titreşim sayısı. Ölçü birimi bunundur. Hertz. Ölçü birimi de Hertz. Daha doğrusu işaret eder Nasıl? KZ. Demek bunu belki duymuşsanız monitörlerimiz için ekranlarına kullanırız bilgisayarlarda. Vardır ekran var nedir? 60 Hertz. Vardır ekran var nedir? 144 Hertz. Vardır diyelim daha fazla veya daha az. Daha odur. Demek 144 Hertz. Eğer ise ekranımız, o demektir ki bir saniyede 144 defa tekrarlanır daha doğrusu elde edilir veya çizilir resim. Demek bir çeşit sanki 144 hertz olur ıı, titreşimler. Devam. Eğer bakarsak bizim ıı, kalbimiz ıı, bir dakikada ortalama olarak ıı, ne kadar ıı, eğer ölçersek veya herhangi bir hangi hareketi ona göre hesaplayabiliriz hem hertz olarak veya periyot olarak. Demek frekansı genel olarak işaret ederiz küçük uh, f harfiyle ve uh, onun ölçü birimi 4 hertz. Daha doğrusu gösteririz bir saniyede toplam kaç defa bir şey titreyecek ve genel olarak uh, odur bir şey ne hesaplanabilir. Ondan sonra vardır frekansın hem ters değeri ona deriz periyot. Demek periyottur burada uh, bir titreşimin, titreşimin oluşması için gereken zaman. Demek eğer ölçersek bir şey nereden ne olur? Bir hangi titreşimli hareket. Toplam zaman ne lazım olay ki bir hareket yapsın? Diyelim eğer düşünürsek bir salıncak öyle. Demek salıncak şimdi burada de, derim salıncak ama yapayım a, yapayız böyle olsun. Sanki bir a, topça gibi a, ip bir ip ve azalık bir top. Diyelim eğer bunu biz çekersek bir tarafına diyelim ve salırsak ne olacak? top vardır hareket etsen sağa, ondan sonra vardır hareket etsen sola. Ve bir tevi zaman vardır devam etsen sağa sola belli bir durumaka çaki durulsun. Demek ne zaman bir tevi bir hareket vardır gitsen sağa ka, ve ondan sonra dünsün soluna ka, o olarak bir tevi bir hareket elde e, ki elde etmiştir. Demek budur e, Em dalga var da daha doğrusu hem da oluşur titreşimli hareketler. Diyelim alırsak örnek suyu. Su ve su dalgalarını. Hem su dalgalarında oluşur titreşimler ne bakımdan? Diyelim eğer gelirse su dalgaları a, her bir defa aynı zamanda aralarında. Demek düşünürsek deyelim, a, düşünelim bir kap. Diyelim bir dikdörtgen şeklinde açık bir kap. Ve doldurmuşak suyla. Öyle. Diyelim düşünüyorum ki bu buradadır. A, suyla doluyor Yapabiliriz. böyle düşünüyorum ki der böyle söylen e de olur. şimdi eğer ise devam bu kap söylen de Hem biz alırsak hem de bu beyaz noktada da etki ederiz. selamızla yani her bir saniyede çarparız ve veririz belli bir ritim a, a, ona göre etki ederiz. Ne olacak? Nasıl ne çarpayız? Buradan vardır yayılsın ne? su vardır yayılsın bir çeşit dalga şeklinde. Ve vardır bir tevi burada bir tevi kapta biz elde edebiliriz. Da, e, elde edebiliriz dalgalar. Acaba eğer daha hızlı vurursak ne olacak dalgalarla? E, o hakim dalgalar daha hızlı daha göre vardır ona göre vardır değişen dalgaların hızı. Demek görürüz ki dalgalar veya tit ve titreşimler a, titreşimli hareketler arasında vardır belli bir bağıntı ne o wave gösterir. bir bu durumda çok hızlı eğer vurursak, alırsak ne ne bileyim. Alırsak bir kaşık ve alırsak devre çevirelim. Ona göre vardır çok su hareket etsen çok dalgalanma olsun. Ama eğer her 4 saniyede yaparsak ona göre bir dalga vardır sonraki hareket etsen ikinci dalga gelmeden evvel. en bu durumda eğer biz tutarsak ritimimiz aynı. Demek titreşimleri ise aynı. O vakit her bir dalga arasında mesafe olayak aynı. Niçin için her bir dalga aynı vakit içinde başlar yayılsın etrafa. Tamam Şimdi şey burada ben nasıl çizdim belki hepten tam değil aralarında mesafe ama ortalama olarak demek örneğin böyle kırmızı gösterirsem hep basının arasında mesafe lazım da olsun aynı eğer kaynağımız ise aynı. Demek görürüz buradaki titreşimler daha doğrusu osilasyon var. Vardır çok geniş a, geniş bir konudur. Demek bunu aynasını hem lisede okuyacağız. Daha doğrusu Emlise'de lisede göre yasanız değişik olayları ne olur? Değişik olayları ne olur? Titreşimli hareketler ne? Ve şimdi Başlangıcımızda yazmışak titreşimler ve ses. Acaba bilmem belki acaba dikkat etmiş hoparlör ne zaman çalışır? Ne o, nasıl olur? Hoparlör bir aslında nedir es Demek e, hoparlöre ne zaman gelir elektrik akımı devam bağlamış radyoya hem sağlar ses belki bastır. Önemli deldar nedir? Nasıl ne hareket eder hoparlör? E, nasıl ne gelir ses daha doğrusu hoparlöre? Ondan vardır yayılsın ses. Ve oluşur onda evet bir çeşit e, oluşur onda bir çeşit titreşimler. Demek e, görebiliriz oradaki e, deyim değişik olay var. Şimdi yaka andak devam bir titreşimli hareketler sağlanacak Mekanik bir hareket. Ondan sonra gördük vardır sıv, uh, suda daha doğrusu var uh, sıvalarda dalgalanma hem dalgaların elde edilmesi der bir tip titreşimli hareket. Ondan sonra ama hem, hem ses dalgalarının yayılması der bir titreşimli hareket ve hepsi bunlardır mekanik hareketler ne oluşur. Diyelim eğer alırsak bir demir parçasını hem çarparsak o demir parçasına diyelim çekenle vurursak biraz vardır o sarsılsın. Nasıl ne sarsılayak? Ondan vardır yayılsın belli bir uh, ondan vardır yayılsın belli bir ses. Değilme, uh, ve o ses uh, etrafa ne zaman uh, yayılır? demek belli bir frekansı vardır. Nasıl ne de değişir? Iı, sesin frekansı ona göre olabilir devam olsun. Iı, daha ince olabilir olsun, daha kalın demek sesler olabilir, daha şiddetli. Daha şiddetlidir demek daha ıı, daha fazla ses vardır. Ama diğer taraftan sesin incelenmesi veya kalınlanması ıı, ne zaman değişir onun ıı, toni daha doğrusu uh, vardır uh, frekansıdır daha fazla. Demek biz ne zaman grafiksel şekilde gösteririz hop beyaz yapalım. Ne zaman grafiksel şekilde göstereriz titreşimleri? Düşünürüz ki titreşimler olur belli bir zaman içinde. Demek bu, bu durumda grafikimizde sağ tarafa der, uh, t daha doğrusu ki zaman geçer. E şimdi ne zaman bakarız ses dalgalarına veya titreşimlere? Düşünelim burada salıncağı. Demek şimdi ne zaman gider sol tarafa hareketimiz burada grafikte olarak yukarısına. arasına. A ne zaman sağ önce gider sağ tarafına grafikte olarak aşağısına doğru. Ve buna göre eğer biz yaparsak bir çeşit simülasyon amazı. hareketimizi. Hareketimiz olarak böyle. Baştan gider sağ tarafa devam sol tarafa. Baştan gider sol tarafa. Ondan sonra döner sağ tarafa. Sonra gene gider sol tarafa sonra gene döner sağ tarafa. Ve bir de bir vakit bu hareket devam eder. Demek bu eğri çizgiye ne elde ettik burada? Deres bir titreşimli hareketin grafiği. Daha doğrusu osilasyon grafiği. Demek bu şekilde eğer görmüş iseniz belki filmlerde ne zaman bavarlar ıı, kimsenin kalp maniki ülsünler EKG veya değişik makinelere ıı, kalp ateşi var. Sadece de çok daha öyle. Iı, her bir kalp ateşidir böyle bir demek ıı, yürür kalpta ve her bir kalp ateşinde vardır düz bir çizgi nasıl ne, hareket eder. A, demek ona göre her bir kalp ateşi bir signal olarak diyebiliriz gider veya bu durumda emsiz dalgalarından ne elde eder? Demek ben nasıl ne konuşurum? Eğer acaba ne düşünürsünüz? Eğer çarırsam demek eğer daha sesli ise acaba giderek daha yüksek? asa giderek daha geniş böyle olsun. Demek acaba dalga olarak daha geniş asa dalga olarak daha yüksek eğer olursa şiddetli ses. Daha yüksek. Demek burada görürüz ki yükseklik nasıl ne büyür dalgada demek harekette ona göre büyür onun şiddeti demek bu noktaya burada böyle kırmızı ile yapayız demek bu en yüksek noktaya demek her iki taraftan bu vardır maksimum değerleri ne olabilir önemlidir ki burada dikkat ederseniz sağ tarafta ekseni işaret ettik biz nasıl t demek zaman ama yok arasında eksenini işaret etmedik Niçin? için burada yazayız sadece ki de y. Niçin olabilir herhangi bir şey olsun olabilir de devam bakarız benim sezami. ama olabilir olur bakalım ne bileyim kimsenin hareketini savuncakta veya kalbin atışlarını. Hani. Yani bu durumda kırmızı ile ne işaret ettik bu yere? Deriz amplitüt. Amplitüt der en yüksek daha doğrusu en amplitüt. Demek amplitude der en yüksek ve maksimum değer ne alabilir herhangi bir titreşimli hareket. Demek amplitude olarak uh, titre tam bunu yine beyaz ki o o şeyde. Titreş titreşimli hareketin maksimum maksimum değeri. Hani yapan ben. Buradan. Demek en çok ne uzaklaşarak devam uh, bir yönde devam yetişirse be, belli bir dereceye kadar o vakit o olayak maksimumi devam burada eğer salıncak hareket etmiş ise bu noktaya kadar hem ondan sonra fazla gidemese ne olarak bu noktada vardır durulsun hem ondan sonra vardır dünsün geriye sani hem Önemlidir ki eğer biz buna vermesek fazla enerji geçemeyecek. Kendi vagenden katsın yok arasına. Hem bir defa yetişecek nereye kadar iyiydi. Aslında biraz daha az. Hem ona göre vardır. Bir de bir vakit tekrarlansın. Demek burada görürüz ki ne kadardır ses daha şiddetli. Ona göre vardır amplitüt büyüsün. Burada görebiliriz bir... Uh, su nerede ne vardır deyin bir uh, yer ve vardır bir çeşme mas nerede ne bir sava su E şimdi eğer sağırsak uh, normal damlasan su görürüz. Nasıl ne damlar su elde edilir dalgalar. Demek bu durumda uh, her bir uh, dalga aynı frekansla daha doğrusu sağ tarafta burada görebilirsiniz ben etki değiştirebilirim uh, frekansı veya amplitüdi. Örnek eğer büyütürürsem frekansı Su vardır çok daha hızlı şekilde aksın. aksan. Hem ona göre burada gösterirsek grafiksel olarak ne çizdik grafik amazı görebiliriz nasıl vardır değişsen bir tevi nasıl vardır değişsen bir tevi frekansi hareketler. Eğer azaltırırsan frekansı ne görürüz? Burada bu dalga böyle nasıl gider sağ tarafına vardır gitsen daha genişlesen. Demek bir çeşit sanki alır. Demek göreysem sezlen aynasında nasıl olur? Diğer taraftan eğer amplitüdümü değiştirirsem, örnek bu, amplitüdü azalırsam görebiliriz su damaları çok daha küçük. Hem ne zamandır daha küçük? O vakit a, denge noktasından, demek ortadaki çizgidir denge noktası, ne zaman hareket yoktur, devam, eğer tamamen durdurursak, ve düz. Ne kadardır daha büyük etkisi amplitüdün, ona göre dalgalarımızdır daha büyük. Eğer bakarsak yukarıdan görebiliriz nasıl oluşur dalgalar ne çizdim ben demin. Demek burada ne kadar da amplitüd daha büyük ona göre olayak dalgalar daha değil daha mavidir ortada. Eğer frekansı büyütürürsem görebiliriz ki çok daha fazla dalgalar vardır oluşsun. E şimdi bu deler sadece olmaz sadece suda. Devam aynası şey olur hem sezlen. Bu durumda diyelim. Bakarsak Ses dalgaları nasıl ne titrer hoparlör elde edilir. E şimdi bilmem acaba duyabilirsiniz bu ses gelir. Nasıl yok sanırım ses uh, gelmez uh, o şeyden. Neyse. Deme, uh, olabilir uh, streamden sesi salmaz uh, bu website'dan. Sağlıyorum link deneyesiniz ama denerseniz demek uh, dikkat edin çok sesli olmasın uh, açık telefondan uh, için bayağı gibi yüksek tonlu sesler. Demek bu durumda görürüz hoparlör nasıl ne hareket eder? Elde edilir ses dalgaları ve ses dalgaları etrafa yayılır. Eğer büyütürürsem frekansı göreyiz ki hoparlör çok daha fazla vardır titresan. Demek ne kadar frekans daha yüksek ona göre ses ne yayılır? Der, uh, ses ne gelir der daha ince. Ne kadar frekansı düşürürsek o kadar görürüz daha yavaş hareket eder ve o durumda ses daha bas tarafına gider daha doğrusu daha alçak bir dereceye gelir. Demek eğer konuşursak ince bir sesle o vakit deriz ki sesimizdir daha yüksek frekanslı konuşursak alçak bir sesle demek kalın bir tonla o vakittir sesimiz daha Uh, daha alçak frekansa daha doğrusu daha kalın biz ne kullanırız. Ne, nasıl ne biler Mert yapsın sınıfta uh, ne zaman bazı defa konuşur öyle bir, bir seslen bilirsiniz. <laughs> ilk sonu. Demek frekans değiştirir sesin ince vagani hem kalın vagani. a Amplitüd değiştirir ne kadar şiddetli der ses. Demek eğer ben bağırırsam o vakit amplitude olarak maksimumdayım. Görebiliriz ki ses dalgaları buradadır. Daha bu karalarıdır bizde bu durumda ses dalgaları. Ama eğer amplitude ise çok az görebiliriz ki renk o kara renk çok az artı gözükür. Daha çok az ses vardır yayılsın. Demek yani bunu eğer bakarsak biz parçacıklar olarak demek için ses nasıl olaydır bir ıı, parça havada olan parça titremesi demek ne kadardır der ıı, daha büyük ses ne yayılır ne olur ses dalgası parçacıkları yürütürür ve ona göre eğer yaparsak daha şiddetli görürüz ki ıı, parçacıklar vardır hareket etsenler ve ona göre yayılsam var ve görebiliriz nasıl oluşur dalgalar hava parçacıklarında eğer yaparsak daha fazla frekans olsun göreyiz aynı nasıl değişecek. Veya grafiksel şekilde bakarsak yine de aynı grafik nasıl denilir. Demek bu nasıl oluşur ses. Demek bu grafikte görürüz devam hava basıncı nasıl değişir ses dalgalarının elde edilmesi ile. Sana ben böyle yapabiliriz. Ha yok tamam. Değiştirme, değiştirmez bir şey yok. Demek ki ya dalga şeklinde bakarsak ya da parçacık şeklinde nasıl ise görebiliriz nasıl oluşur dalgaların hareketi burada. Devam aynası vardır hem ışıkta. Daha da hem ışık kaynağından ne yayılır? Bir ışık kaynağından ne yayılır? Etrafa hem odur bir tip hem odur bir tip titreşimli hareket. Önemlidir ki Demek burada görev ses için hem gelen derste ses dalgaları havada diyelim hareket eder daha yavaş nekine ne, ki ne eder, masada daha doğrusu katı cisimlerde. Demek eğer koyarsan kulağını masaya en biraz etki edersen diyelim masaya vardır o sesi birden çok daha şiddetli iş edersen niçin katı cisimlerde daha sakider bu parçacıklar ve ona göre daha hızlı vardır yayılsın. Ondan sonra diyelim başka bir örnek vardır. Burada diyelim vardır bir ip bağlanıklar bir aşağıya hem ona göre biz bunu hareket edebiliriz Demek nasıl ben ne hareket ederim yok arasına ve aşağısına görürüz ki burada elde edilir değişik dalga var. demek ne kadar daha hızlı hareket ettirirsem elimle görürüz ki dalgalar vardır hızlı ona göre demek burada tabi gerçek hayatta vardır sürtünme ve ondan sonra vardır durulsun Demek bir dalga sağlarsam bir iki defa vardır tekrarlansın ve vardır sürtünme e, durulsun. Ama eğer sürtünme yok ise devam bir hareket yapabilirim ve ondan sonra o hareket vardır tekrarlansın. Demek görürüz ki bir de vakit vardır tekrarlansın ama çok sürtünme var ise birden vardır durulsun. E, ona göre değişebilir devam yapabiliriz olsun böyle bir şekilde. E şimdi vardır bir makine ne elde edebilir bu e, hareketi? Devam bu durumda Uh, yaparız olsun bir hertz. o demektir uh, demek bir her ser uh, ve o gösterir ki bir saniyede olarak bir hareket uh, elde edilecek ve ona göre görürüz nasıl oluşur dalgalar eğer yok ise sürtünme demek her bir defa olarak uh, her bir defa olarak daha doğrusu uh, aynı eğer bakarsak diyelim bu durumda amplitüdümüz yapak 0.75. Odur demek ortasından ortasından denge noktasından en çok neye taşır? 0.75'e kadar. Demek eğer doğru oturursam maksa ya görebiliriz. 0.75'teki de. Eğer büyütürürsem amplitüdü o vakit giderek daha yükseğe Hem ona göre görürüz nasıl vardır dalga büyüsün. Eğer küçükletirsek 0 amplitüdü odur demek ki hareket yoktur ve sürtünme var ise tabii ki vardır bu durulsun. Demek bu çevre var hem şimdi nasıl ne büyütürürüm amplitüdü görürüz vardır hem dalgalar büyüsün. Eğer kvarse maksimum ona göre dalgalarımız vardır olsun en çok. Eğer yaparsak olmasın çok katı ipimiz görebiliriz nasıl vardır yayılsın. Demek görürüz ki vardır değişik olay var. Devam yapabilirsem bu şekilde neredene sadece veririz biz bir hareket ve ondan sonra o hareket vardır. Tekrarlansın. Eğer ise daha az ıı, etkisi ıı, sürtünmenin ona göre olay daha çok vardır. Hareket. Demek burada göreyiz vardır. Dünsün geriyesine sonra daha bir defa ve bir zaman sonra vardır. Bir tevi hareket durulsun. Demek ki budur bir tip titreşimli hareket. İçin ne olur? Bir tevi vakit Nasıl gördük burada? Bir tevi vakit Tekrarlanır hareketimiz ve ona göre elde edilir bu dalga olay Nasıl neydi? Nasıl gördük burada? Nasıl neydi dalgalarla? Burada ses dalgalarının veya su dalgalarının hareketinde. Ve aynısını burada görebiliriz. Bir örnekimiz vardır. Nerede ne vardır? Bir sarkaç. Daha doğrusu bir salıncak modeli. Eğer yani burada salırsak eğer yok ise sürtünme görürüz ki bir tevi vakit vardır aynası tekrarlansın demek ki, eğer bakarsak bunun a, yapabilirsek periyodunu görebiliriz demek bir hareket ne zaman yapar demek sağolursam slow motion'da devam bakarız demek başlar maksimum değerinden bu durumda biz ne verdik hem a, geçer şimdi denge noktasından bakarsak hareket baştan gider sol arka. ondan sonra döner geçer denge noktasını yetişer diğer maksimumuna sağ tarafta. Ondan sonra döner geriye. Hem burada bu noktada bir hareket yapmıştır. Demek ortadan başladı. Sola gitti. Yetişti maksimumuna. Sağa gitti. Gitti en sağ taraftaki noktaya. Hem ondan sonra döndükten döndükten sonra gene geldi merkeze. Hem bu durumda yetişti ortasına. Daha doğrusu uh, yetişti uh, bir hareket elde etti. Demek Periyod ne andık demin? İdi bu a, hareket. A, bitevi bu zaman. İstersek ölçelim periyodi. Bakabiliriz diyelim. A, diyelim. Yapayız böyle 50 derece. Hem a, sanırım vardır. Ah ya stop boş Demek şimdi ne kadar sağa hareket etsen sağa onun aşağını yani. demek böyle. Görüyorsun. Hem yani buna göre a, bakayız ne kadar zaman lazım. Olarak. Demek lazımdır dur duralım ne zaman bir hareket yapacak daha doğrusu ne zaman düneyek nereden ne başladık ve odur burada. Demek bir saniye 75 milisaniye gerekir ki bir hareket yapsın bir hareket yapsın BTV o şeyde. Demek üç buçuk saniyede o ikinci hareket Ondan sonra da 175 525'te duramadım tam. Ve ona göre vardır bir vakit 7 saniyede burada gelecek o bir hareket vesaire. Demek her bir defa vardır devam etsen aynı. Ama gerçek hayatta vardır sürtünme. O demektir ki var ise sürtünme ne olarak? Bir zaman sonra ne lazım yapsın hareket? Yani çok sürtünme var ise ve havanın direnci. Dikkat ederseniz şimdi artık yaklaşmaz sonuna kadar. Demek bu durumda yaklaşır. Merkeze daha fazla yavaşlar. Bir de zaman yavaşlar. Ve ona göre son bir vakit sonra vardır e, durulsun. Daha doğrusu eğer büyütürürse hepten e, net göreyiz burada bir vardır durulsun. Demek görürüz ki a, titreşimli hareketler ne zaman oluşur? O var. O kadar büyük sayıda örnekler vardır. O kadar a, deyim sonsuz sayıda örneklerimiz bir çeşit vardır. Dalga dalgalar nasıl elde edilir? Acıbadır Uh, acaba der böyle de devam bir sarkaç nele titrer ise nasıl bu durumda ne gördük hala devam eder bu uh, bu durumda eğer etki edersek de uh, belli bir yerde ne dalgalar yayılır da devam bir ipte de. eğer alırsak bir ipi ona göre eğer sarsadırsak biz uh, vardır uh, bir tevyo enerjiyen bize etki etsin de vardır bazı fitness center uh, yerlerde nereden ne büyük kalın urgan varı sarsadırlar yerde hem ondan sonra organın demek kalın ipin sarsılmasıyla aynı etki vardır etki etsen hem kollarımızda olan kaslara veya a, olabilir örnek nasıl gördük burada su dalgalarıyla olabilir olsun ses dalgalarıyla ışık dalgalarıyla demek her bir değişik dalga türlerinde görebiliriz buradaki vardır değişik olay var demek biz a, bugün için sadece bir deyim kısa bir başlangıç olarak burada açıklayacağız açıkladık ses ve titreşimleri gelen derste göreyiz daha spesifik olarak ses dalgaları için e şimdi ondan evvel demek tamamlamadan evvel acaba nasıl ölçebiliriz sesin hızını ne düşünürsünüz acaba yapılabilir ölçülsün ses ne kadar hızlıdır Acaba se azli. sez ise ışıktır daha hızlı. Sezdir daha hızlı. Ne zaman yağar yağmur öyle. Şimşek açan o şey yapar. Neyi görürsün ilk? İlk sezi işedersin nasıl se ışık ilk görürsün. İlk evet ışıktır çok daha tez. Demek ışık il görevsen bazı defa eğer ise yakın işedersen aynı vakatta. Öyle. Hem göreysen hem işe değilsin. Ama eğer daha uzakta olun olursa şimşek o vakit lazım biraz zaman geçsin hem sonra bir momente o oh an vardır çok ses gelsin é, duyalım. Demek sesler çok daha yavaş. Ses hareket eder 340 metre saniyede. Demek sesin havadadır bu. Sesin havada hızı ups, sesin havada hızı 340 metre saniye. A, sese göre karşılaştırırsak ki, der 300 bin kilometre saniyede ne der e, çok daha fazla. Hem buna göre diyelim eğer görürsek bir an yerde şimşek olursa hem işatmesek birden sayarsak saniyeleri ortalama olarak e, çok yakın tamlık ile hesaplayabiliriz ne kadar mesafede ol, uh, olmuşta şimşek veya yıldırım. Diyelim tutarsa 5 saniye yetişsin uh, ses bize sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 o vakit o demektir ki 5 defa 340 yani uh, bin, bir buçuk kilometreden daha uzaktır uh, ne oluşmuştur o şimşek. Demek buna göre görebiliriz ki ses dalgaların havada hızlıdır 340, sudadır daha hızlı, ıı, katı cisimlerdedir en hızlı. Değişik metallerde, değişik ıı, değerli taşlarda, değişik malzemelerde hep aslında ses dalgaları hareket eder değişik hızla. Acaba vardır bir hangi sorunuz bu dersimizle ilgili? Veya bir şeyle ilgilendirir. Tamam. Eğer yok ise dersimiz bugün için bu kadar. Ve gelen kadar güle güle.